Kendi yolunu çizer ve o yolda yürürsen bütün dünya peşinden gelir. Evet, Kübra Netflix'in son dönemdeki meşhur Türk yapımlarından birisi. Ben de bu kez önce diziyi izleyip sonra kitabı edindim. Bahsettiğim kitap ve dizi Afşin Kum'un Kübra adlı eseri. Kübra aslında bir bilgisayar programı dersek spoiler vermiş olmayız sanırım. Çünkü çok konuşuluyor son zamanlarda hakkında. Aslında Afşin Kum romanlarının ekrana uyarlanması yeni değil. Kendisinin ilk romanı Sıcak Kafa hatırlarsanız yakın zamanda yine sevilen bir Netflix dizisi olarak karşımızdaydı. Kübra romanı da yine diziye uyarlanmış durumda. Dizi izleyenleriniz vardır, kitap okuyanlarınız var mı bilmiyorum. Ben yakın zamanda başlayacağım April yayıncılıktan Kübra Afşin Kum. Ama buna alırken boş durmadım tabi Afşin Kum'un bu sefer ilk öykü kitabı 43'teki Korkunç Traktör Yağmuru'nu da masama kitaplığıma eklemiş oldum. Bu kez içinde 19 tane öykü yer alıyor. Bir öykü kitabı olmasına rağmen 200 sayfanın üzerinde bir kitap olmuş. Bakalım bizi nasıl öyküler bekleyecek ve bu da yine bir diziye veya tiyatroya uyarlanacak mı? Beklemedeyiz. Evet, bugün masamdaki üçüncü kitap yine April yayıncılıktan, Jodi Picoult'un Işığın İki Yüzü adlı romanı. Bu romanda benim ilgimi çeken sözler arka kapakta yer alıyordu. Jodie Picoult'un sondan başa doğru kaleme aldığı ışığın iki yüzü 11 saatte birbirine hiç benzemeyen 10 karakterin aynı kaderde nasıl kesiştiğinin sarsıcı hikayesi diyor. Sondan başa doğru yazılmış olması ilk ilgimi çeken durumdu. Bakalım nasıl bir macera bekliyor bitirince yorumlarımı Anlam TV YouTube kanalında daha detaylı olarak paylaşacağım. Bu üç kitapla gününüzü selamlamış olayım. Görüşmek üzere.